Evet, savaş tam da böyle bir şey işte. Irpin kasabasındaki o görüntüleri izledik. İşte bu görüntüleri bize ulaştıran isim konuğumuz. Konuğumuz Artı TV için bu görüntüleri bizlere ulaştıran sevgili Uygar Önder Şimşek. Sevgili Önder, yayınımıza hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar Fatih, merhaba. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili Önder, gerçekten de şu anda Kiev'desin. Alanı da arkada görüyoruz. Meydandasın. Kiev'de son durum nedir? İnsanların tepkileri nelerdir? Halk neler konuşuyor ve gerçekten Kiev'de çatışmalar devam ediyor mu? Son gelişmeleri senden alalım. Merhabalar, ben kent merkezindeyim şu an Kiev'in. Burası oldukça sakin diyebilirim. Sizin de az önceki haberde bahsettiğiniz gibi 28 Mart itibariyle Rus ordusu Kiev planından vazgeçmişti ve ülkenin kuzeyinden çekilmek zorunda kalmıştı. Muhtemelen Ukrayna'da böyle bir askeri direniş ve halkın bu savaşı sahiplenmesini beklemedikleri için tek koldan Kiev'e ilerleyebileceklerini düşünmüşlerdi ama bu tam istedikleri gibi olmadı. Bildiğiniz gibi Zelenski zaten ilk gece bir açıklama yapmıştı ve ülkeyi terk etmeyeceklerini, savaşacaklarını söylemişti. Askeri operasyonlarda da böyle bir tek hattan ilerleme gibi bir durum çok gerçekçi olmuyor. Onlar muhtemelen böyle bir direnişle karşılaşacaklarını ummadıkları için bu planı denediler ama tek koldan direkt ilerlemek demek aslında cephedeki askerlerimizin lojistik hattının tamamen savunmasız olması ve saldırıya açık olması anlamına geliyor. Tabii ki Batılı ülkelerden de büyük bir destek gördü Ukrayna halkı. Bu noktada da Rus ordusu stratejik bir değişiklik yapmak zorunda kaldı ve Kiev'in kuzeyinden çekilip ülkenin doğusuna Donbas bölgesine ve aynı zamanda Karadeniz kıyılarına verdiler bütün Kiev kent merkezi de Rusya sınırına yaklaşık 150-160 kilometre uzaklıkta, yani çok yakın bir mesafede. Yaklaşık 1-1,5 ay boyunca süren bu ilerleme bir noktada tıkanmıştı. Biraz önce dediğim gibi 28 Mart itibariyle bir önceki haberde de gördünüz zaten birbirinden geri çekilmişlerdi. Ve daha sonra ülkenin kuzey kısmındaki bütün bölgeler Ukrayna ordusu tarafından tekrar ele geçirildi diyebilirim. Peki sevgili Önder, çok fazla sivil göremiyoruz şu anda, arkanda da çok yoklar da. Sivillerin bu çatışmalara bakışı nedir? Sen de az önce bahsettin, Zelenski savaşın ilk günden bu yana Kiev'i terk etmeyeceğini ifade etmişti. Halk bu saldırılar karşısında Zelenski'ye desteği devam ediyor mu? Genel görüş ne yönde? Şöyle ön kameraya geçeyim. Arkası biraz boş ama. Aa, evet. Yani gördüğünüz gibi aslında insanlar var şehirde tabii ki. Ben yaklaşık 10 gündür buradayım. İlk geldiğim güne kıyasla şehir daha kalabalıklaştı diyebilirim. Yani Rusların kuzeyden çekilmesiyle birlikte halk Kiev'e geri dönmeye başladı aslında ve bölgeyi terk eden insanların çoğu geri dönmüş durumda. Tabii ki hala bir savaş atmosferi devam ediyor ülkede. Bu noktada da insanların dediğine göre Kiev aslında çok büyük ve kalabalık bir şehir. Şu an sessiz ve boş olduğunu söylüyor ama an itibariyle günlük hayat yavaş yavaş geri geliyor diyebilirim. Sevgili Önder, az önce İrpin'in görüntülerini de gördük. Gerçekten de şehrin altyapısı da vurulmuş durumda. Rusya'nın saldırıda bulunduğu şehirlerde de maalesef altyapılar hedef alınıyor. O yüzden Kiev'de ulaşım, sağlık ve eğitim hizmetleri devam edebiliyor mu? Son durum nedir? An itibariyle tekrar hayata geçti diyebiliriz ulaşım ve sağlık ve diğer hizmetler. Dediğim gibi yani Kiev kent merkezine zaten girememişti Rus ordusu. O noktada da şehrin içinde çok büyük bir hasar olduğunu söyleyemem. Savaşın en başından beri Rus yetkililerin söylediği ülkenin her yerindeki askeri noktaların hedef halinde olduğuydu. O noktada Kiev civarında da çeşitli askeri lokasyonlar vuruldu. Hatta geçtiğimiz hafta da burada bir saldırı olmuştu. Bir sivil hayatını kaybetmişti. Ama onun dışında şehrin merkezinde çok büyük bir hasar yok. Ulaşım hatları şu an açık. Akşam 8'e kadar devam ediyor. Taksiler 9'a kadar, 9.30'a kadar çalışıyor. Saat 10'da da burada bir sokağa çıkma yasağı başlıyor sabah 5'e kadar. Onun dışında günlük hayat olabildiğince devam ediyor diyebilirim. Peki sevgili Önder, şunu da sormak istiyorum. Tabii savaşın başında özellikle gıda tedariki konusunda sıkıntı çekiliyordu Ukrayna'da. Şu anda marketler açık mıdır? Yurttaşlar orada alışveriş yapabiliyorlar mı? Temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar mı? Neler söylemek istersin? Marketler açık. Benim gözlemlediğim kadarıyla hiçbir gıda sıkıntısı yok. Yani temel ihtiyaçların hepsini karşılayabiliyor buradaki halk. Tek sıkıntı petrol konusunda. Savaşın başından beri
Rusya ordusu birçok petrol rafinerisini de vurmuştu Ukrayna'da. O noktada petrol konusunda bir sıkıntı yaşanıyor diyebilirim. Petrol istasyonları önünde uzun kuyruklar görmek mümkün. Bir depo benzin doldurmak yaklaşık 3-4 saate alabiliyor. O noktada yetkililerin de uyarıları var. Kiev valisi ve belediye başkanı halka mümkünse şehre geri dönmemelerini öneriyorlar. Güvenlik sıkıntısından öte bu az önceki konuştuğumuz gibi lojistik sıkıntılardan dolayı geri dönen halkınsa kendi özel araçlarını kullanmaları yerine daha çok toplu taşımayı kullanmalarını öneriyorlar. Bu petrol aynı zamanda tahmin edeceğiniz üzere Ukrayna ordusunun da büyük bir ihtiyacı. O noktada petrol şu an itibariyle bir sıkıntı diyebiliriz ama genel temel ihtiyaçları karşılama konusunda hiçbir sıkıntı yok. Çok tutmak istemiyorum seni. O yüzden şunu da sormuş olayım son olarak. Türkiye'ye bakışları nedir? Özellikle diplomasi konusunda Türkiye'de Rusya ve Ukrayna'nın görüşmeleri var. Bir de Avrupa'nın yaptırımlarını halk yeterli buluyor mu? Avrupa'dan yeteri kadar destek gördüklerini düşünüyorlar mı? Sanırım Türkiye'ye olan sempati en başta daha fazlaydı. Bu Bayraktar dronlarının buraya satılmasıyla başlayan bir hikaye diyebiliriz ama an itibariyle bu noktadaki samimiyet sorgulandığını söyleyebilirim. Daha Zelenski çok yeni bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Rusya'dan gelen turistleri kabul ettiğini ve bunun kendileri tarafından çok üzücü karşılandığını belirtti. Bu noktada Ukraynalı yetkililer ve Ukrayna halkı daha büyük bir destek, daha büyük bir dayanışma bekliyor ama Türkiye konusunda samimiyetlerin sorgulanmaya başladığını söyleyebilirim. Avrupa konusunda peki düşünceleri nedir? Avrupa devletlerinin desteğini yeterli buluyorlar mı? Şöyle ki bu geçen hafta açıklanan Amerikan Senatosu'nun onayladığı 33 milyar dolarlık bir yardım söz konusu. Bu yardımın yaklaşık 20-22 milyar doları sadece askeri mühimmat üzerine. Bu noktada çok mutlu olduklarını söyleyebilirim Ukraynalıların. Hatta an itibariyle barış masasında da toprak vermeyi, bir kayıp almayı kabul etmeyeceklerini söylüyor burada kimle konuşsam. Evet. Eğer yeterli askeri yardım alınırsa savaşacaklarını ve bu savaşı da kazanma ihtimallerinin olduğunu düşünüyorlar diyebilirim. Evet, Kiev'deki son durumu bize Uygar Önder Şimşek aktardı. Sevgili Önder, lütfen kendine dikkat et. Gerçekten çok önemli bir görevi yerine de getiriyorsun. Kendine lütfen dikkat et. Umarım önümüzdeki yayınlarda tekrar seni konuk edebiliriz. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Sağ ol. Evet, gerçekten de savaş muhabirliği ayrı bir tecrübe gerektiriyor. Ayrı bir risk de alınıyor. Sevgili Önder de gerçekten de en azından oradaki son durumu tarafsız bir şekilde, objektif bir şekilde Artı TV ekranlarında da anlatmış oldu. Evet, gün içinde ne devam ediyoruz.